Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlere kış yemeklerinin yanına muhteşem yakışan bir acılı domatesli ezme turşu tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler yaklaşık 1,5 kilo kadar acı sivri biber, şu uzun biberlerden, yaklaşık 2 kilo doğranmış domates, sadece bir domatesi 4'e böldüm gördüğünüz gibi, biraz maydanoz, yaklaşık 7-8 diş sarımsak ve ben biraz daha acı olması için şöyle 7-8 tane acı küçük sivri biber kullanıyorum. Hepsini karışık bir şekilde robottan geçireceğim ve bir kaba aktaracağım. Şimdi yapılışına başlayabiliriz. Bu arada ben 3 adet de kırmızı biber kullanacağım. Hem tat vermesi için hem renk görüntü daha bir güzel olması için. Tüm malzemelerimi doğradım, hazırladım. Şimdi hepsini karışık bir şekilde robotuma koyacağım. Birkaç domates, 4-5 tane, bir diş sarımsak, biraz biber, biraz kırmızı biber ve biraz da maydanoz. Bunların hepsini robottan geçireceğim şimdi. İnceliğini kendiniz belirleyin. Hafif parçalı kalsın diyorsanız az çekin ama iyice püre gibi de çekmeyin. Bu şekilde oluyor. Ve en son karıştıracağım kabın içerisine aktarıyorum. Ve bu şekilde tüm malzemeyi çekeceğim. Dediğim gibi karışık bir şekilde biraz domates. Bir diş sarımsak. Biber. Kırmızı biber. Biraz da maydanoz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Malzemeleri robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kıvam olması lazım. Yani yine de parçalı halde, tam püre değil. Bu karışıma 2 yemek kaşığı dolusu, 2,5 hatta tuz koyacağım. Evet, 2,5 yemek kaşığı tuzumu ilave ettim karışıma. Şimdi bunun üzerine bir dolusu bardağı sirke ekliyorum. Ve bir çay bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı sirke ve bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Şimdi bunları karıştıracağım bir güzel. Şu anki kokusu bile müthiş yani. Hazır turşu mevsimi geçmemişken bence siz de mutlaka yapın, koyun. Muhteşem bir lezzet yani. Şimdi kavanozlara doldurmaya başlayabilirim. Size tavsiyem şöyle küçük boylarda konserve şişelerine yapmanız. Çünkü açtığınız zaman buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Ama kapağını açmadan önce aylarca böyle açık hava, yani serin bir yerde bırakın. Hiç bozulmaz. Bir şey olmaz yani. Sadece açtıktan sonra buzdolabına koymamız gerekiyor. Şimdi kavanozumu dolduruyorum. En son üzerine şu şekilde göstereyim. Üzerine birkaç adet maydanoz koyuyorum ki lezzet versin. Şu şekilde artık kapağımı kapatıyorum ve serin bir yere kaldırıyorum. Şu an ben çekimi gece yaptığım için yani kırmızı renkler tam ne çıkmıyor sanki kamerada.
Ama görüntüsü inanın muhteşem yani. Kavanozlarımı doldurayım. Bitmiş halini birazdan görürsünüz. Turşularım hazır, gördüğünüz gibi verdiğim ölçülerden 4 adet kavanoz çıktı. Yani renkler umarım anlaşılır. Çok güzel yani, şu görüntüsüyle bile mest etti beni. Mutlaka deneyin yani, pişman olmazsınız. Hem yapımı çok kolay, hepsini robottan geçiriyoruz. Çok zaman almıyor yani. Hemen yapıp kışın rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dediğim gibi muhteşem oluyor yani, mutlaka deneyin, pişman olmazsınız. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer tariflerimi görebilmek için. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.